Değerli milletvekilleri, eğitim sisteminin temelinde öğretmen vardır. Gelecek nesilleri aydınlık yarınlara taşıyacak olan öğretmenlerdir. Gençlerin bilgi sahibi olmasından, sorgulamasından, neden, nasıl, niçin diye sormasından rahatsız olmayacak bir iktidar çözebilir eğitim emekçilerinin sorunlarını. Kindar nesil yetiştirmek mottosuyla yola çıkanlar günemist hareketlerin altyapısını oluştururlar. Başta öğretmen yetiştirme problemleri olmak üzere personel, istihdam sorunları, derslik açıkları, fiziki ortam yetersizlikleri, kalabalık sınıflar, öğretmensiz okullar, bilimsellikten, sanattan, spordan uzak programlar ve plansız uygulamalar sonucunda sorunlar katlanarak artmış. Eğitim sistemimiz maalesef şu anda iyi durumda değil. Eğitim emekçileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler mağdur edilmiştir. Açığa alınan öğretmenlerimiz mağdur. Mağduriyetlerini gidermek için ivedi bir şekilde bugünden itibaren yarın iadelerini lütfen sağlayalım. İkincisi, 450 bin atanamayan işsiz öğretmen var. 150 bin öğretmen açığı var. Atanamayan öğretmen sorununu bir an önce lütfen çözelim. Bugün için eğitim emekçisi öğretmenlerin en temel sorunlarından bir tanesi de iş güvencesi. Salt amirin iki dudağına bakan, performans değerlendirmeleriyle başlayan iş güvencesi sorununu çözmeniz gerekiyor. İş güvencesi gelecek güvencesidir. Ve bu güvenceden mahrum bir öğretmenin kendine güvenen, geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmesi maalesef çok zordur. Eğitim bir toplumun geleceği olduğu için ve bu geleceği ören en temel nesne öğretmen olduğu için eğitim emekçisinin kadrolu istihdamından asla vazgeçilmemeli. Ve eğitim emekçisine yönelen baskılar, keyfi ve hukuksuz açığa almalar son bulmalı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bilime, sanata, teknolojiye verdiği önemi unutmadan çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmanın gereklerini uygulayalım. Öğretmenin sözleşmelisi ücretlisi olmaz. Öğretmen öğretmendir. Tüm öğretmenler kadrolu atanmalıdır. Sözleşmeli öğretmen adımı ancak niteliksel bozulmalara yol açar. Öğretmenler arasında statü farkları oluşturur. Sözleşmeli öğretmen alırken yapacağınız sözlü sınav yeni paralel yapıların önünü açar. Ülkemizde sözlü sınav torpilin ve rüşvetin önünü açar. Bu uygulama alınacakların listesini sarı sendikada ve iktidarın ilçe başkanlıklarında hazırlanmasına neden olur. Öğretmen atamaları liyakate ve iş güvencesine dayalı objektif kriterlerle yapılmalıdır. Eğitim sisteminde eleştiren, sorgulayan ve kendi geleceğine sahip çıkacak sağlıklı nesiller yetiştirmek hedeflenmelidir. Ve özellikle açığa alınan öğretmenlerle ilgili acil ivedi bir çözüm bekliyoruz. Bütün öğretmen arkadaşlarımız şu anda izliyor. Bu konuda bir çözüm bekliyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.